Bireysel olarak ben kendimi korumaya nasıl alabilirim? Aslında bireysel olarak kendimizi korumak gözüktüğünden daha kolay. Tek bir şeye ihtiyacınız var, bilinçli olmak. O bilinçli olmayı açacağım birazdan size. Hı hı. Bu söylediklerime dikkat eder ve uygularsanız, ki bunlar her insanın normalde yapabileceği kadar basit işlemler, bir problem olmuyor. Şimdi bir, genelde bilinen bir algı var, antivirüs kullanmalıyız. O yanlış, antivirüs kullanmayın. Tabii. Antivirüsler iyi şeyler değildir. Antivirüs kullanmak yerine birazdan sayacağım maddelere dikkat etmeniz yeterli. Hatta antivirüsler çoğu zaman sizin ona verdiğiniz paranın hakkını aldığınızı düşündüğünüz için var olmayan şeyleri bulur veya var olmayan virüsleri varmış gibi gösterir. Hatta çoğu zaman dandik bir antivirüs kullanıyorsanız kendi virüs bulaştırıp onu tespit eder falan. O yüzden antivirüs kullanmayın. İki, yine bilinenin aksine bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen buradaki herkes ve şu an bunu izleyecek birçok insan Windows kullanıyor. Windows kullanmayın. Özgür bir Linux yazılımı, daha doğrusu distrosu kullanabilirsiniz, dağıtımı kullanabilirsiniz. Şimdi Linux çekirdeği dediğimiz bir çekirdek var ve bu çekirdek üzerinde geliştirilmiş bir takım işletim sistemleri var. Bu işletim sistemlerinden kimisi özgür yazılım, kimisi değil. Bu işletim sistemleri içerisinde özgür olan yazılımları işletim sistemi olarak kullanmakta fayda var. Şimdi ne demek özgür olan bir işletim sistemi? Şu demek, en ilk maddesi açık kaynak kodlu olması demek. Yani o kod internette var. Herkes okuyabiliyor, güvenlik araştırmacıları okuyor ve gerçekten biri oraya sana zarar verebilecek bir kod koymuş olsaydı birileri görecekti ve ortalık ayağa kalkacaktı. Bu zaten default bir güvenlik getiriyor size. Bugün sizin kullandığınız Windows'un ya da MacOS'un kaynak kodu kapalı olduğu için siz sizin bilgisayarınıza yüklenen kodun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz, evet. Ki dinliyorlardır, dışarıya veri alıyorlardır, hiçbir şekilde bunu anlamanızın mümkünatı yok. O yüzden özgür bir Linux distrosu kullanmanızda fayda var. Önceki maddeye ne demiştik? Antivirüs kullanmayın. Antivirüs, evet. Özgür bir Linux distro kullanın. 3. Telefonda bunun aynısını değil, tam tersini söyleyeceğim. Android kullanmayın. Çünkü Android'de baktığınız zaman bir Linux dağıtımıdır günün sonunda. Ama Linux dağıtımları mobile geçince o özellikle Play Store'un saçmalığından dolayı çok güvensiz bir yer haline geliyor. Çünkü herkes Play Store'a kafasına göre yazılım yükleyebiliyor. Ama App Store öyle değil. iOS'a geçer ve App Store'daki uygulamaları indirir ve telefonunuzu jailbreaklemezseniz hacklenmezsiniz. 4. Her yerdeki parolalarınız farklı olmalı tüm hesaplarınızdaki ve bu parolalarınızı bir parola yöneticisinde tutmalısınız. KeePass gibi, OnePassword gibi. Bunlarda tuttuğunuz zaman yine X bir hesabınız hacklendiği zaman diğer parolalarınızla aynı olmadığı için o parola saldırgan sizin diğer hesaplarınızı en azından ele geçiremeyecek. 5. Two-Factor Authentication adını verdiğimiz bir yöntem var. İki adımlı doğrulama. Bir web uygulamasına ya da bir uygulamaya kaydolduğunuz zaman Two-Factor Authentication'ı açarsanız her login olduktan sonra size sadece sizin telefonunuzda üretilen rastgele 6 karakter olan ve başka hiç kimsenin bilmediği bir kod soracaktır. Ve bu kod geçici olarak üretilir. 20 saniyede bir sıfırlanır. O kodu girdiğiniz zaman sizi içeri alır. Ve bu şunu sağlar. Siz saldırgan olarak benim kullanıcı adımı ve parolamı ele geçirmiş olsanız dahi benim telefonuma sahip olmadığınız için benim hesabıma giriş yapamıyorsunuz. Anladım. Son madde, ki bu hepsinden önemli, 6. madde. Bilinçli olmanın belki de en fazla dokunduğu nokta. Zero Trust denen bir yaklaşım var siber güvenlikte. Sıfır güven. Kimseye güvenmeyeceksiniz. İnternetten size gelen hiçbir linke tıklamayacaksınız. İnternetten size gönderilen e-postalara tıklamayacaksınız. Hatta yine bizim siber güvenlik camiasında terim olmuş bir isim vardır. Fatura.pdf deriz biz ona. Yani size Turkcell'den ya da Vodafone'dan ya da X bankasından gelmiş gibi bir mail gönderilir. Phishing diyoruz biz buna, oltalama saldırısı. Diyor ki kardeşim burada bir PDF var, bu ayki ekstren içerisinde, indir. İndiriyorsun, bakıyorsun evet ikonu gerçekten PDF ikonu falan. Bir çift tıklıyorsun, aslında o PDF değil. Gerçekten executable, senin bilgisayarında çalışabilecek bir zararlı yazılım. Ve o senin bilgisayarını ya da telefonu ele geçiriyor. Aslında bu sadece fatura PDF olarak bakmamak lazım olaya. Genel bir yaklaşım o, Zero Trust. Emin olmadığın kimseye güvenmeyeceksin. Emin olduğunda bile o insanın hesabı hacklenmiş ve sana oradan zararlı bir link gönderiliyor olabilir. O zaman hiçbir şey açamayız ya bu söylediğinde. Onu şöyle, biraz bu konuda takıntılıysanız güzel bir distro var, şu an ismini hatırlayamadım. O distro, distrodan kastım bu arada işletim sistemi olarak çevireyim izleyicilerimiz daha rahat anlasınlar diye. Ve o işletim sistemi her tıkladığınız linki açacağı browser'ı bile sizin bilgisayarınızda yeni bir sanal makine ayağa kaldırıp onun üzerinde açıyor ve böylelikle bir capsulation yapmış oluyor, birbirinden ayırmış oluyor. Sizin tıkladığınız link gerçekten zararlı bir yazılım indiriyor ve çalıştırıyor olsa dahi o sadece sizin bilgisayarınızda anlık olarak, geçici olarak ayağa kaldırılan sanal makine içerisinde çalıştığı için sizin bilgisayarınıza zarar veremiyor. Bu tabii çok paranoyak bir davranış. Buna gerek kalmadan biraz daha bilinçli olursak, o link okuma becerisini elde edersek, yani biri size
şunu diyorsa ya işte Nihal Hanım siz çok güzel bir video buldum, çok komik kediler falan var, YouTube linki attım. Ya o YouTube mu gerçekten? Hani okumanız lazım oraya. Bazen YouTube olmayabiliyor. O YouTube'daki O'yu sıfır yapabiliyorlar ve farklı bir domain alabiliyorlar. Bunu okursanız, buna dikkat ederseniz, orada işte bilinç dediğim olay bu aslında. O genel internetin çalışma mantığına biraz hakim olursanız, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabiliyorsanız bir problem olmuyor. Ben 10 küsur senedir antivirüs kullanmıyorum. Ben 10 küsur senedir bu dediklerimin bir kısmını yapmıyorum mesela. Bu bahsettiğim işletim sistemini kullanmıyorum. Ona rağmen ben bugüne kadar çok şükür hacklenmedim. Kimse bana, beni hackleyemedi. Bence biraz zor hacklerler de. Yo, ya da sana bulaşmasınlar canım. Hakem kesebilecek bir konu değil dediğimiz gibi. Yani fişi çekilmemiş sistem güvende değildir. O yüzden herkes her an hacklenebilir. Orada böyle çok ben o kadar iyi biliyorum ki kimse beni hackleyemez dediğiniz anda tokadı yersiniz. Tabii. Ama şans yani. Bugüne kadar kimse beni hackleyemedi. O biraz da bilinçli olduğundan, iyi olduğundan değil açıkçası. Aynen öyle.